Evet, bugün Zelda'yı tanıtacağız. Zelda'yı açacağız daha doğrusu. Unbox yapacağız ve... Linki açacağız. Ocarina of Time'deki linki açacağız. Yeni bir amiibo. Yeni bir seri. 30. yıl serisi Zelda'nın. Ve yine yanımızda Fırat arkadaşımız var. Evet. Kendisi figür uzmanı. Figürü şey yapacak. Bizim için hem açacak, hep biz açıyoruz çünkü. Evet, bugün de sen açarsın. Sonra da inceleyeceğiz. Yorumlarını oynayacağız. Bir de Fırat'ta Ocarina var. Onu çaldım ya bari. Oyunlardan bahsedersin. Olur. Tabii. Biraz oyunlar da var. Oyunlardan efendim, kısaca bahsederiz. Al abi. Hadi açalım o zaman. Al sana çakı, istek çakısı. Zelda linkimiz. Çok güzel bir elf. Kulakları çok tatlı. Gerek var buna. Nazik. Swiss Army Knife. Sponsored by. Purchlet istersen. Abi şey bir saniye. Evet. Oo. Gayet güzel oldu. Ya çok şık. Yani böyle bir bebek ya. Bebiş. Güzel değil mi ya? Tam şey yaparken herhalde okarına çalarken. Evet. Kılıç bak, Master Sword da güzel. Çok değil mi bak, güzel detaylamışlar. Herhalde yapıp oraya sokmuşlar sonradan değil mi? Evet, bayağı detaylı çalışmışlar. Şey de güzel, Hyrule Shield da güzel. Hı-hı. Güzel olmuş ya, figür sağlam. Müthiş. Adım atarken. Ne düşünüyorsun peki şeyler hakkında? Abi bakar mısın pelerinlik etekteki harekete? O detayı düşünmüşler mükemmel. Yani. Bayağı detaylı. Saçlar, ufak. Zaten kulaklar müthiş. Parmakların yeri okarina çalarken, okarina enstrümanını çalarken tam doğru yerlerde. Aynen. Yani orada bir minyatür bir enstrüman var ki bunu artık yani molekül ölçeğinde mi tasarlamışlar, nasıl yapmışlar? Handmade. Ya bunlar da sen bir hurafe bir şey söylemiştin ya. Handmade falan muhabbeti vardı bu tip şeylerde. Yani bazı bunda... unsurları handmade çalışıyorlar diye. Galiba. Ocarina handmade olabilir. O yüzden zaten bu kadar maliyetli ürünler ama. Ucuz ama. Bu şey amiibolar ucuz. Oyunlar da var. Bu benim, bu arada benim Zelda hayranı olarak en sevdiğim oyun Ocarina of Time abi. Onun figürü. Bunda da böyle yeni çıkacak Zelda oyununda, Breath of Wild oyununda şey yapabiliyorsun bunu. Böyle kullanabiliyorsun. Ocarina of Time buraya oyunları var bir de nereye böyle yanımızda. Nereye takıyordun hali? Bunu takmıyorsun da şey okutuyorsun böyle. NFC Reader var. Aynen. Böyle konsolda. Onu okutuyorsun. Bir nevi memory card gibi bir şey mi bu? Memory card da bunun içerisinde şey olacak herhalde. Bu yeni oyunda böyle demodayız. Ne kadar emin değilim de böyle okutuyorsun. Yukarıdan et yağıyor falan. Şey yapıyorsun işte. Ayrıca böyle ekstra bonus bölümler ekstra falan açılıyor gibi. Expansion gibi yani. Bir tane zamanı collectible ama bak ilk amiibolardan daha güzel bak bu amiibo. Diğer amiibolar bu kadar kaliteli değildi. Şuradan uzatsana bak buraya. Bakalım. Şurada link var bak. Yeşil sen uzatsana halim. Bak. Buna göre sanki daha güzel. Bu evet, Twilight bu... Princess'teki link. Bu da Ocarina of Time'daki. Bak mesela oyunun amblemi var burada. Bunda da şey var. Bu Smash Bros oyununda da kullanılıyor. Onun Smash Bros'un logosu var. Bak ben bunu daha çok sevdim. Hangisini daha çok sevdin? Ben tamam. De bunu daha çok sevdim sanki ya. Şey şuradaki aksamı çıkartırsan aslında daha güzel olur. Değil mi? Bu arada. Evet. Onu çıkartma her şansın var mı? Çok anlamıyorum. Ama diyor. Başka türlü dengede durmayabilir belki. Dengede duramayabilir. Ya onun için ayak ucundan çok iyi sağlam tutturmak lazım. Tabii. Aynen. Aslında birleştirmişler ama. Ne kadar? Konumuz buydu ama. Sonuçta ama bakınca renk skalasına bakınca bu daha realist. Saçtaki gölgelenmeler, kostümün yeşilinin rengi. Aynen. Burada evet yani pardon. Yani, beyaz şeye bak. Tayta bak içindeki buna bak. Daha güzel değil mi? Evet. Daha realist. Bunun yüzü biraz daha güzel sanki ama bu ama zaten oyunda realistik o da var. Hani oyunlarla fark da var. Hani mesela Twilight Princess oyunu daha da böyle realistik bir oyun. Daha böyle şey ergen. Bu biraz daha böyle çizgi filmsi, mangamsı. O yüzden. Tamam o zaman anladım. Farkları var. Ha anladım. İşte tamam, bu konsepti var abi. Bu da onu güzel. Onu yapmışlar ya. Yani. Mesela bak şurada bakalım şey oyununda böyle acaba var mı içerisinde? Hadi oynayalım o zaman diyorum. Bunu oynayalım mı? Bunu... Aynen bunu oynayalım ya. Bak o. Hı hı. Seninki de abi şurada olacak. Bulayım onu da sana. Onu da şöyle bulalım. Ayrıntılara bakıyorsun. Bak bu da mesela. Bak bunda da ergen biraz daha dark. Abi. Bak. Bak biraz daha farklı yani.
Bu da hani bak bu daha Japon tarzının böyle daha böyle bir şey. Belirginleşmiş hali. Aynen manga. Ha bak. Aha, şey gibi, bak, Dead Note gibi. Dead böyle. Note. Aynen. Ya bak bu da bu işte yani. O yüzden biraz daha cartoon iş. Ya ikisi de perfectionist. Kendi bölümlerinin harika. Aynen. Vay. Bunun tadı da başka be. Aynen. Oyun adını veren Zelda hakkında biraz konuşalım ya. Nedir? Prenses abi Zelda. Orada aynen. Bak var. Prensesi görelim. En azından Zelda hakkında da bir bilgimiz oldu. Zelda aslında bu. Peki figüre kaç veriyorsun abi 5 üzerinden? Ya bugün ara evet bugünkü konumuza gelelim. Abi şeyi gördükten sonra accuracy'yi gördükten sonra 5 üzerinden 5 veriyorum da. Hadi ya. Evet. Hadi ya ciddi misin? Tabii ki tabii ki. Çok net. Tabii tabii canım baksana yani oradaki çizginin bir figürü 3D version yani. Aynen. Daha aynen. Daha iyi bir ötesi şey yok yani. Yani bakayım bir yaparsın da böyle 150-200 euro olur böyle şu kadar. Ama kör olmuştur yaparken. Bütün ömrünü adamış. Sağ ol Fırat'cığım o zaman bu haftaki Amiibo şeyimizde bize şey ettin. Evet verdin. Quick bir unboxing yaptık. Gerçekten başarılıydı. Görüşmek üzere.